aşk muhaciri Hazreti Sevde. Hazreti Sevde'yi sevgiliye sallallahu aleyhi ve selleme hazırlayan Rabbi, sevgiliyi de ona hazırlıyordu. Can paresi Hazreti Hatice'si dünyasını değiştirmiş, ana vatan cennete gitmiş, alemi cemale intikal etmişti. Etkisi son nefesine kadar sürecek hüzün yılı başlamıştı. Asıl fırtınalı ve sarsıntılı günler şimdi başlıyordu. Hazreti Hatice'siz bir hayata katlanmak çok zordu. Kalbinde büyük bir kuyu açılmıştı. Yalnızlaştıkça yalnızlaşmıştı. Hatice'sinin güzel hatıralarına sığınarak yaşamaya çalışıyordu. Öte yandan küçük çocuklarıyla baş başa kalmıştı. Hatice'si hayattayken gözü asla arkada kalmazdı. Şimdi kendisi hem baba hem de anne olmuştu. Fakat babaları peygamber de olsa çocukların kendileriyle ilgilenecek bir anneye ihtiyaçları vardı. Hazreti Hatice Efendimizin ilk ve tek aşkıydı. Ondan sonra kimseyle evlenmek istemiyordu. Fakat onun emaneti çocuklarının durumunu onu düşündürüyordu. Hatice'si Rabbine gideli 3 yıl olmuştu. Bu yalnızlık nereye kadar sürecekti? Sevdikleri yalnızlığının ve çaresizliğinin farkındaydı. Fakat Hazreti Hatice'ye bağlılığını bildikleri için kimse yeniden evlenmesini teklif edemiyordu. Sevgilinin mahzuniyeti ve kederi her halinden belli oluyordu. Artık birilerinin harekete geçmesi, sevgiliye bir hayat arkadaşı bulması gerekiyordu. Sevgilinin hallerine hissedar olan Osman bin Mazun'un hanımı Havle nihayet harekete geçmişti. Ya Resulallah, yanınıza girince Hazreti Hatice'nin eksikliğini hissettim. Sizi Hazreti Hatice'nin irtihalinden beri gayet üzgün görüyorum deyince, Efendimiz, evet, o çocuklarımın anası, evimin de görüp gözetleyicisiydi demişti. Bunu bir fırsat olarak değerlendiren Havle, peki niye evlenmiyorsunuz ya Resulallah demişti. Efendimizin aklı hala Hatice'sindeydi. Hatice'den sonra kiminle evlenebilirim ki? Öyle ya, dünya kadınlarla dolu derya olsa Hatice'ciğinin bir damlası etmezdi. Dünya kadından kocaman orman olsa Hatice'ciğinin bir yaprağı etmezdi. Havle de bunları biliyordu. Yine de dilerse uygun bir eş bulabileceğini söylemişti. Kız istersen kızla, dul istersen dulla evlendirelim seni demişti. Efendimizin kalbi Hatice'ciğinden sonra hiçbir kadına gitmiyordu. Ama artık evlenme vaktinin geldiğini de biliyordu. Kimdir onlar demişti. Havle, Allah'ın kullarından sana iman edenlerin ilki Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe, diğeri de sana iman etmiş ve söylediklerine tabi olmuş dul muhacir Hazreti Sevde bin Ezema'dır demişti. Sevda ikliminde bir fesleğen. Hazreti Sevde, yumuşak başlı, uysal ve olgun bir hanımefendi. Ahlaklı, karakterli bir nisa. Aşk yolunda yorulmaz bir yolcu. Sevgi dolu kalbiyle, sadakatle ölü ruhuyla tam bir iman ve aşk eri. Muhabbet fedaisi bir hanım. İman kahramanı bir sahabe. Allah için kendini siper etmiş bir mücahide. Rabbinin yolunda hicret etmiş bir muhacir. Vefa abidesi bir ruh. Çokların iman yolundan döndüğü bir dönemde bütün zorluklara rağmen bir adım dahi geri atmadan yürüyen sadakat kahramanı bir mümine. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle etrafındakilere iman aşılamaya çalışan ama karşılık olarak sadece eza, cefa gören, buna rağmen imanından zerrece taviz vermeyen
himayeye muhtaç sahipsiz bir sahabe, 55 yaşında 5 çocuk sahibi yoksul ve dul bir mümine, merhametli ve şefkatli bir anne, Hazreti Peygamber'in çocuklarını kendi çocuklarından daha çok sahiplenecek bir anne adayı. Bütün bunlar Efendimizin onu eş olarak seçmesine yeter de artardı bile. Evet, yaşlıydı. Kadınlık vasfını fiziksel olarak yitirmek üzereydi. Ama zaten o sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi nefsi için yapmamıştı ki. Onun evlilikleri dini ve merhamete dayalı insani hislerle gerçekleşecekti. Değil mi ki bütün işleri gibi evlilikleri de ilahi izinleydi. Bütün zevcelerimle evliliklerim ve kızlarımı evlendirmem hepsi Cebrail aleyhisselamın Allahu Teala'dan getirdiği izinle olmuştur dememiş miydi? O gün Rabbinden izin çıkmış olmalı ki Hazreti Sevde ile evlenme teklifini kabul etmişti. İş artık Hazreti Havle'deydi. Hazreti Sevde'nin kalbi sinesinden çıkıyor. Havle için için sevinçle Hazreti Sevde'nin kapısını çalmıştı. Hazreti Sevde başına devlet kuşu konduğundan habersiz, her zamanki sevecenliği ve hoşgörüsüyle kapıyı açmıştı. Havle'nin kaybedecek zamanı yoktu. Hemen konuya girmişti. Allah sana ne gibi bir hayır ve bereket verdi biliyor musun ey Sevde demişti. Hazreti Sevde şaşırmıştı. Gün görmüş, feleğin çarkından, kaderin örsünden geçmiş biri olmasına rağmen heyecanını gizleyememişti. Yoksul, ihtiyarla ayak basmış, yüzünü dünyadan ahirete çevirmiş bir kadın için nasıl bir hayır ve bereket olabilirdi ki? Rüyaları gerçekleştirmek için uyanmak gerekti. Acaba rüyalar gerçekleşecek miydi? Rüyalarındaki ay hanesine mi doğacak? Kainatın serverine eş mi olacaktı? Şaşkınlığını ve heyecanlığını bastırmaya çalışarak cevap vermişti. Nedir o? Cevap tam da beklediği gibiydi. Peygamber rüyalarının gerçekleşme vaktiydi. Resulullah beni sana dünürcü olarak gönderdi demişti Havle. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anılınca sahabenin kalbi yerinden çıkacakmış gibi olurdu. Bundan dolayı adı anılır anılmaz ellerini kalplerinin üzerlerine koyarlardı. Bazısında bu durum duygudan öteye geçer. Gerçekten de göğüsleri nefes nefese inip kalkar. Bu güzelliğin tatlı utancıyla kalplerini yerine koymak için ellerini göğüslerine koyarlardı ki etrafındakiler bu hallerine muttali olmasın. Hele bir de o sahabe Efendimizin eşlerinden biri ise, onu kalbinden geçiren kadınlardan biri ise, Hazreti Sevde o kadınlardan, eş olma arzusuyla sevgililiğe kalbinden geçirenlerden de işte. Sevde Havle'nin Resulullah beni sana dünürcülük için gönderdi sözünü işitir işitmez kendinden geçmişti. Kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Nefesi kesildi kesilecekti. Kıymetini bilen için rüyalar alın yazısıdır. Demek rüyaların gerçekleşeceği, alın yazısının nikah defterine kaydedileceği demler gelmişti. Resulullah beni sana dünür için gönderdi sözü bir çağlayan gibi içinde çağlıyor. Onu tekrar tekrar o rüyanın kıyılarına bırakıyordu. Bir zaman sonra dalga durmuş, sözü durmuştu. Memnun olurum fakat bunu gidip babama söyle deyivermişti. Mekke'nin adetleri böyleydi. Kız babasından istenirdi. Havle bu sefer Hazreti Sevde'nin ihtiyar babası Zem'a bin İbdi Kays'ın eşiğine gelmişti. Bu baba tanımadığı bu kadın karşısında şaşkındı. Bu kimdir diye ses vermişti. Hakimin kızı Havle demişti Hazreti Sevde. Ne o?
hayır mı diye soran gözlerle Havle'ye bakmıştı ihtiyar. Havle arzusunu bir çırpıda söyleyivermişti. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed için geldim. Kızını ona istiyorum demişti. Henüz iman etmemiş ihtiyar baba, Hazreti Muhammed ismini işitince çok sevinmiş, birden gençleşivermişti. Değil mi ki o kadınlara karşı bu şehrin en güvenilir, en nazik, en merhametli, en şefkatli erkeğiydi. Ölüme merdiven dayadığı, Azrail'e selam durduğu şu günlerde kızını ona sallallahu aleyhi ve selleme teslim ederse göz arkada kalmayacaktı. İyi bir kısmet demişti. Çok şerefli bir eş doğrusu. Sevde sen ne diyorsun buna demişti memnuniyetini belirterek. Onun gönlü var diye cevaplamıştı Havle. Baba iyice rahatlamıştı. Muhammed'i çağır o halde. Aşk şüphe kaldırmaz. İçindeki şu şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya da beni yanına aldır. Çağır üzerine Resulullah Hazreti Sevde'nin evine teşrif etmişti. Hazreti Sevde alemlerin efendisinin kendisine evlilik teklif etmesinden kıvanç duyuyordu. Öte yandan kafasını bir mesele kurcalayıp duruyor. Bundan dolayı evlilikten biraz çekiniyordu. Efendimiz bu halini hissetmişti. Aklından geçenleri öğrenmek istemişti. Seni benimle evlenmekten alıkoyan nedir? Hazreti Sevde kendisi için endişe etmiyordu. 5 çocuğu vardı ve bunlar sevgililer sevgilisinin başına artabilirdi. Bu çekincesini ifade edivermişti. Vallahi ya Nebiyallah, beni seninle evlenmekten alıkoyan hiçbir makbul şey yoktur. Fakat şu çocukların sabah akşam başında vızıldayacaklarını düşünüyorum da deyivermişti. Efendimiz bu tavrı anlayışla karşılamıştı. Seni bana gelmekten alıkoyan bundan başka bir şey var mı? Yoktur vallahi demişti. Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılandır. Seni bana nikahlaması için akrabalarından birini vazifelendir diyerek endişelerinin yersiz olduğunu söyleyivermişti sevgili. Bu sözler onu çok rahatlatmıştı. Bütün içtenliğiyle, gönlünün derinliklerinden gelen seslerle evlilik teklifini kabul etmişti. 3 yılı tek geçli, vefatına kadar toplam 13 yıl sürecek güzel birliktelik başlamıştı. Kayınbiraderi Hatip bin Amr'a nikah kıyması için salahiyet vermişti. O da takvimler 1619 yılını gösterirken 400 dirhem mihir karşılığında Hazreti Sevde'yi sevgiliye nikahlamıştı. Artık müminlerin ikinci annesi sıfatıyla Ezvacı Tahirat listesindeki yerini almıştı. İlk hicret eden Müslüman hanımlar listesinden sonra şimdi de ikinci şerefli listeye girme bahtiyarlığına ermişti. Hazreti Sevde kendini biliyordu. Sevgili daha genç ve güzellerine layıktı. Onun bu evlilikteki tek gayesi Peygamberimizin hanımı olma şerefini elde etmekti. Bu onun için en büyük payeydi. Hazreti Sekran'ın dul hanımı olmaktansa Resulullah'ın hanımı olmak daha büyük bahtiyarlıktı. Efendimiz ondan sonra 3 yıl kadar yani 54 yaşına kadar ikinci evlilik yapmayacaktı. Bir zaman sonra genç ve güzel Hazreti Ayşe ile evlenmişti. Bunun üzerine kendisini boşayacağı zevabına kapılıp endişelenmiş. Ya Resulallah, ben sadece size eş olma şerefine nail olan kadınların zümresinden haşrolunmayı istiyorum. Ben nöbet günümü Hazreti Ayşe'ye bağışladım demişti.